Senin ne işin var burada? Zeynep Plato'ya bir şey mi olmuş? Olmuş. Evlendireceklermiş Levent'i. Zaten nişanlısı değil miydi? Evlendirmeyip de ne yapacaklardı? Dayı. Zeynep diyor ki nikaha bas, beni kaçır. Şam, sen buralarda büyümedin. Amcan anlatmamıştır belki. Gelinlik giymiş bir kızı kaçıracağına bütün sülalesini öldür daha iyi. Zeynep de bunu istiyor zaten dayı. Benim üstümden ailesinden intikam almak. Cevat da gelecek törene. Halil İbrahim, eşyalıkta kanundur. Namert'te oyun oynanmaz. Aklında ne varsa ondan vazgeç. Bırak gerisini jandarma halletsin. Selamünaleyküm derviş dayı. Aleykümselam Üstelik Hanım. Buyur gel. Gel. Hemen yok derviş dayı. Eyvallah, eksik olma. Siz ne yaptınız? Gel otur. Temel'e rolü niye ezberletmişsiniz? Ne dediyseniz söyledi. İyi, iyi. Öbürü? Ben de onun için geldim. Ben lastikçi Rüştü Yalpalar diyordum ama yanılmışım. Satmadı sizi. Emin misin Üstelik Hanım? Sorgusuna ben girdim derviş dayı. Tek kelime etmediği gibi kılını bile kıpırdatmadı. Rızvan kime verdi bizimkilerin yerine içeri? Kahyas Reşit'in oğlu. Cam göz müymüş, cin göz müymüş ne? Ha, cin göz. İyi, iyi. Kahvenin taranması için de muhtemelen o da vardı. Mümkünse çıkarma içeriden. Hele bir teslim olsunlar da gerisine bakarız. Yaran nasıl oldu derviş dayı? İyiyim, iyiyim. Şeyim yok. Oğuz, bir gelişme var. Hayır olsun. Cevat Kayatan, Batum'dan dönüyor. İyi, iyi, dönsün. Yakalaması yok muydu? Alırız hemen. Siz almayacaksınız onu. Ben alacağım. Vallahi kusurumuza bakma Halil Bey. Estağfurullah. Jandarmayı da peşimize takacak bir şey etmedik ama... Boğuz Üsteğmen belli ki bayağı yaman bir adam. Rahmetli Arif'in yeni Rüştü. O da karakoldan anın nakıyla çıktı. Rüştü dedim, sat beni kurtul. En az 10 yıl yatarı var bu işin. Satmam dedi. Ben Arif abimin intikamını alacağım. Emrindeyim Ali İbrahim Reis. Biz birbirimize kardeşlik yapıyoruz. Ağalık, reislik, beylik isteyen letolarla yürüsün. Bizimle değil. Yani o manada demedim abi de. Siz niye koştur koştur geldiniz? Belki evdekilerin konuşacakları bir şeyleri vardı. Vallahi babam acele acele gidin dedi dayı. Demek ki bir şey yok. Ne yapalım? Gidelim mi? Uşaklar da bekliyordur bizi, merak etmesinler. Hadi gidelim. Dayım bir şeyler hazırla diyecek. Onları da alalım. Kap onları Rüştü. Hemen bak. Şurada. Çarkıda. Allah'a emanet dayı. Sen giderken söyle istersen Temel'e. Rüştü'nün yanında olmaz. Belki Turan'ı yollarım. Gitsin Sema'yla konuşsun. Öğrenip her şeyi anlatır. Tamam, sen bilirsin. Ula Temel, ben bir şey anlayamadım. Siz itirafçı mı oldunuz? Bu jandarma sizi nasıl bıraktı? Vallahi yakaladın beni Turan'a. Sonra kot kafalı deyince kızaysın bana. Ya biz itirafçı olsak biz mi gelirdik buraya? Jandarma gelirdi sizi almaya Turan. Allah Allah. Turan, evet. Sen Sema'yı ne zamandır görmüyorsun? Akşam bir git yanına istersen. Akşam gideyim de babası beni jandarmaya versin. Vallahi biraz daha gitmezsen Sema verecek seni jandarmaya Turan. Ha bunu alın da mapsedin. En azından yeri belli olsun da arada geleyim göreyim diyecek. Bugün çok formdasın Temel ya, maşallah ya. Tamam la ben gitmeyeceğim demedim, gideceğim. Ya sabah ezanıyla kalka giderim de.
Semel. Bu lastikçi Rüştü. Eskiden itin, umursuzun tekiydi. Biz buna nasıl güveneceğiz? Vallahi karakolda görsen sen de şaşırırdın Turan. Demir gibi durdu ha. Ha bu. Ha bu. Vallahi bu Rüştü'nün gözünü kan bürümüş ha uşaklar. Ben size diyeyim. Geç bakayım. Ya. Yürüdü abi, ben size yalan mı söyleyeceğim? Laboratuvarın yeter etti ya. Ben balığa gidiyorum. Akşam balık yiyelim. Sen bu gece gitmiyor musun bir yere? Yok, buradayım. Hadi rastgele Ali İbrahim. Bak buraya. Abi niye böyle öfkeli? Ben anlamadım ki. Yol boyu ağzını bıçak açmadı. Ben de gideyim reisle. Yalnız kalmıyorsun. İyi, git bakalım. Hadi bakalım, düştü. Niye atmıyorsun? Bir seferde kaç tane balık gelir? Burada vakit bol Rüştü. Oltayla vakit geçiyor işte. Hem de düşünüyor insan. Ne düşünüyorsun? Seni bile düşünüyorum Rüştü. Ve benim neyimi düşünüyorsun? Bak. İşini gücünü bıraktın. Buralara kadar geldin. Niçin? Kan döküldüğü için. Değil mi? Hı hı. Değer miydi diye düşünüyorum. Rüştü, sen niye girmiyorsun? Giriyorum da reisle laflayınca daldım, lafa daldım. Kusura bakma abi, ağız alışkanlığı. Bakayım. Kurtul. Kötü alışkanlıklarından kurtul Rüştü. Kahveci Temel, senden balıkçı Temel de olurmuş ha. Bu balığı başka yerde yiyemezsin ha Turan. Hemen şımar ya. Turan kafasını versene. Lan kim var burada? Biri tuzağa düştü. Silahlanın. İbrahim bekle, beraber gidelim İbrahim. Yürü Turan, yürü. Ulan! Ne ettiniz bana böyle, tepe taklak oldum. Ulan indirin beni. Kim etti bana bu işi? Ulan kurtarın la beni. Şota. Ulan Halil İbrahim. Ne işin var senin burada? Sağ geldim da Zeynep Hanım'la ilgili. Hadi be. Şota. Rüştü indir Şota'yı. Ulan niye indiriyoruz? Gelmişken biraz takılsaydı yukarıda. Hazır letoların Sadık Uşağı ayağımıza gelmiş. Sana sahiplerin demedi mi Şota, buraların tuzaklı olduğunu? Dağların çıkışının zor, inişinin olmadığını söylemediler mi sana? Temel, Şota bizden. Evet. Bana yardım etti geçen gün. Anlatmadım size. Nasıl yani, ne yardımı? Ne yardımı? Doğru değil. Ha, geçen bizim uşak Rızvan'ın evine girdiğinde, ha, bu Şota çıkardı onu. Ha bu. Ha, kaç kere sordum sana, niye söylemiyorsun bana Osman? Haydi geçelim yine, anlatırım uzun uzun. Hem Şota'nın diyecekleri vardır da. Haydi. Buyur. Sen ne bu güzel? Amma meraklısın Turan ya. Bir haber mi var? He, vardır. Güzel.
Sence ne zaman gelir Cevat Kaytan? Sabaha burada olur. Eğer pusu atacaksanız Asiye'nin evine giden yol uygundur. Ben kimseye pusu atmam. Bu Cevat gibi şerefsiz değilim. Oo Halil İbrahim. Sen bu adamları tanımaysın. Ha bunların amaçlarına ulaşmak için etmeyecekleri hainlik yoktur. Bak Rüştü'yü nasıl yanına soktular. Ben biraz da onu demek için geldim sana. Rüştü ne alaka? Anlamadım ben onu. Rizvan Ledo'ya teyzesi oğlu Arif'in kanını sattı da. Emin misin? Eminim tabii. Lastikçi Rüştü'nün Rizvan Bey'in yanında ne işi var? Daha yeni eldirdiler de akrabasını. Oğlum gözümle gördüm diyorum. Aa. Tutmadı mı? Tutmadı. Normal. Gel. Otur. Yok oturmayacağım. Ne yapacaksın ya? Seni vuracağım. Niye? Ben ne yaptım sana? Arif abim senin yüzünden öldü. Arif abin inandığı şey için öldü. Sen ne kadara sattın kendini? Söyle. Belki bende daha fazlası vardır. Veririm sana. Rizvan'la top Batum'u vaat etti. Sen ne vaat edebilirsin bana? Ben sana ölümden başka hiçbir şey vaat edemem. Ne oluyor lan? Ne? Halil yok. Rüştü de yok. Yoksa bak yürüyün lan hadi yürü yürü yürü. Bağışla ben Halil İbrahim. Ben bu kansıza inandım. Bağışlanacak bir şey yok kan kardeşim. Bundan sonra kimse yüzümüze silah doğrultmaz. Kim ne yapacaksa arkamızdan dolanacak. Ağalar. Bu itin de şimdi ne yapacağız? İbrahim, ha bu işte ne Temel'in günahı alır, ne Danur'un.
Eğer onlara karışma. Kızgınım Osman'ım. Kızgınım. Ama kimseyi suçlamıyorum. Birini suçlayacak olsam en başa kendimi yazarım. Seni bile hayatımdan ettim. Ola ben kadere inanırım lan kardeşim benim. Belki inanmazsın ama bir gün hayatımın değişeceğini biliyordum. Ama ne zaman nasıl olacağını bilmiyordum. Ama değişeceğinden emindim. Abi dünyada hiçbir yaratılmış yoktur ki kaderi böyle upuzun dümdüz yazılsın. Ben kaderimden de senden de razıyım lan kardeşim. Umarım Temel de kaderine razı gelir. Neni sorayısın Ali İbrahim? Vazgeçtim işte Eda Nur'dan. Neden? Bana yalan söyledi Ali İbrahim. Ne olurdu doğruyu söyleseydi? Kızar mıydım ona? Yoksa karıcığım üzülme. Utanma. Sana bu işi edenler utansın mı derdim. Haklısın. Haklısın. Sana anlatmalıydım. Belli ki Yasemin'i olanlardan korktu. Anlatamadım. Yasemin'e gelince... Onun yüzünden öldü Yasemin. Benim yüzümden öldü Yasemin. Ben de sinirliyim kardeşim. Ben de öfkeliyim. Sen de Eda Nur'a karşı öylesin. Ama bu sevgi... öyle silinip atılacak bir şey değil. Ben silip attım Ali İbrahim. Ne hali varsa görsün. Bu söylediklerin sinirden, öfkeden, sevgiden değil. Bunu sana... sevdiğine bir daha kavuşma ihtimali olmayan bir kardeşin olarak söylüyorum. Yapma. Gerekirse benden vazgeç. Sevdiğinden vazgeçme. Hadi kalk, hava kararıyor. Kasaba yenelim. Tuzaksa tuzak. Cevat beni bir yere çağırıyorsa ben giderim. Kusura bakma da yeğenim. Bu dediğine yiğitlik değil, delilik denir. Söyle Şota. Tamam, sağ ol. Cevat Kayatan senin baba evini yakacakmış. Şahin Kayatan görünsün diye. Bu ne demek ya? Şerefsize bak be! Leble gel gel ya beyler. İyi de bizim ev Şahin Kayanın tersinde. Ben yanlış mı anladım? Dur bir daha arayayım şu tayı ben. Arama dayı, arama. Siz beni burada bekleyin. Bekle geçti Cevat. Ama seninle daha işim bitmedi. Kalkamaz da. Kalkarsa tetiğe basman yeterli Muzaffer Baba. Sen merak etme. Ah!
Halil İbrahim, tek başına yine. Ne oldu lan burada? Lan bunlar Cevat'ın adamı. Muzaffer baba, benim. Kalk lan. Yürü lan. Yürü. Demek bu işi garibanın evini yakacaktım. Niçin? Beni tuzağa düşürmek için. Oynana! Halil İbrahim. Halil İbrahim, sözü yapalım. Bitsin bu kan davası Halil İbrahim. Heh. Halil İbrahim, dur. Dur, yapma. Yapma. Halil İbrahim, yapma Allah aşkına. Yapma, yapma. Halil İbrahim, bitsin bu kan davası. Bitecek. Bu kan davası bitecek. Benim kan davam bitecek. Bırak! Cevat'la arandaki farkı hatırlatıyorum. Öldüreceksen öldür. Eziyet etme. Sen zalim değilsin. Yok. Rızvan Leto vur dedi, vurdum. Kim sattı beni? Rızvan sattı değil mi? Gideyim Rızvan Leto'yu öldüreyim. Asıl kanlınız o sizin. Ellerine bağla. Rızvan Leto'yu öldüreyim. Bırakın. Beni bırakın. Uşaklar. Esler. Uşaklar. Atın uşaklar. Bırakın beni. Uşaklar. Bakın. Rızvan Leto'yu öldüreyim he. Ağırlığınız yaltım veririm size bak. Dinleyin beni. Zengin ederim sizi. He? Bak kapa canını lan. Geçerim boynuna. Yapma. Yapma. Rızvan Leto. Asıl kanlınız o sizin. Bırak. Kaldırın. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Yapma. Yapma Halil İbrahim. Yapma. Yapma. Çekil. Yapma. Yapma Halil İbrahim. Sen benim gözlerimin önünde babamı öldürdün. Sırıtarak. Ben her gece seni gördüm. Bu gece son görüş. Halil İbrahim! Thank you.
Kasabanın meydana nasın bunu? İbret alem olsun. Dağda kızıl ot biter, İçinde keklik öter, Eşkıyadan da beter. Usan be Halil İbrahim, Usan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Kalkan sesinden dağla sedar edilir, seslenmelidir, seslenmelidir. Ateşlemesinden kalkan sesinden, Halil İbrahim! Kalkan sesinden dağla sedar edilir, babamın katili Cevat! Şu an bir ağaçla sallanıyor. Yani bir devir kapandı. Bundan sonra bu topraklarda her türlü zulme karşı ben varım. Hey, düşman geldi tabur tabur dizildi. Bu düğüne gelince, ben yaşadığım sürece hiç kimse istemediği biriyle evlenmeyecek, evlendirilmeyecek. Eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu, eğri kılıç kında paslanmalıdır. Çekil lan. Paslanmalıdır. Yürü! Halil İbrahim! Aa, bırak beni, ne yapıyorsun, bırak. Kadınları karıştırma bu işe. Bırak Zeynep'i. Siz benim sevdiğimi benden aldınız. Ben de sizin sevdiğinizi sizden alıyorum. Düşman geldi tabur tabur. Kimse elini belini atmasın. Yakarım. Ali Bey. Yazı yazıldı. Yaz. Kadınlar başlıklar. Kımalamayın lan. Aslanmalı, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, mertlik bozuldu. Haydi uşaklar. Eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Lan! Karımı kaçırdılar! Lan! Koş lan, getir arabayı! Kör oğlu düşer mi hele şanından? Aman şanından! Çoğunu ayırır her meydanından, her meydanından. Kırat köpüğünden, düşman kanından. Düşman kanın. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım eşkıya. Şalvar ıslanmalıdır, ıslanmalıdır. Kırat köpüğünden, düşman kanından, düşman kanından. Halil İbrahim.
Hazır elimize düşmüşlerdi. Hepsini gebertecektik orada. Zeynep'in gözünün önünde mi yapacaktık kardeşim? Kızın hiç mi hatırı yok? Hatırı çok. Hatırı çok da. Ona da bir iyilik olurdu neticede. Bu da adamın babası gözünün önünde vuruldu diye. Gidip Cevat atsık ya. Çoluğun çocuğun önünde bize yakışmaz da. Ne konuşuyorsunuz bakayım orada? Şey, bu şimdi sen... Biz şimdi imzaya yetiştik mi, yetişemedik mi? Yani sen Zeynep Leto musun, Zeynep Kulpa mısın? Onu soruyor Turan. Artık iki tarafta ailesinden silmiştir beni. Benim ailem sizsiniz. O zaman aramıza hoş geldin. Umarım yarı yolda geri dönmezsin zengin kızı. Dönmem, dönmem. Hadi. Zeynep. Nereye? Orası köy yolu Zeynep. Hani dönmem diyorsun ama ayakların seni götürüyor. Buralar New York'a benzemez Zeynep Hanım. Tamam ya, hadi Allah Allah. Vay be. Siz burayı nereden buldunuz da bu hale getirdiniz? Vallahi korkulur sizden. Burası bizim değil, Kurdoğlu'nun mağarası Zeynep. Kurdoğlu mu? O kim? Efsane. Bu Bal Osman uzun zaman dağlarda yaşadığı için bu masallara inanır olmuş. Masal mı? Hangi masal Turan? He masal. Dua et de Kurdoğlu ortaya çıkmasın. Masal olarak kalsın. Çıkarsa çıksın. Ne yapacak? Bir yere sığınmışız. Gidecek yerimiz yok. Aşağısı çakallarla doluyken gelip bize mi saldıracak? Çakal derken? Sizinkileri diyor Zeynep. Sizinkileri diyor. Bizimkiler burayı bulamaz bence. Değil mi? Bugün olmasa da başka bir gün bulacaklar. Senin güvenliğin için başka bir çözüm düşünüyorum. Ben sizinle gayet iyiyim. Yalnız bir şey soracağım, ben acıktım. Siz acıkmadınız mı? Burada ne yiyorsunuz? Konserve falan mı? Konserve yok. Ne bulursak onu yiyoruz. Ama konserve fena fikir değilmiş. Turan. Sen bir semaya gitsen. Hem konserve alırsın, hem Zeynep'e giyecek bir şeyler. Doğru dedin Halil. İyi fikir ya. Temel, hadi kalk beraber gidelim. Sema zaten sizin evdeydi Anur'la birlikte. Gelmem ben, sen git. Yüküm ağır olacaktı. Ha? Gidelim beraber, bana yardım edersin. Yüküm benden ağır değildir Turan. Ha? Osman'la gidin siz, taşır o senin yükünü. Ne Osman'la gideceğim ya? Sonra yol boyu bana masal anlatıp duracak. Haydi Turan, haydi. Acıktık da. Hadi eyvallah. İster aldırsın çocuğu, ister doğursun, beslesin, büyütsün. O mesele benlik değil artık. Temel, şimdi kalkar senin bütün kemiklerini kırarım. Gurur yapacak mesele mi lan bu? Karın bu senin. Ben de onu diyorum ya Turan. Eda Nur benim karım değil artık. O mesele bitti. Halit İbrahim, şuna bir şey söyle. Elimde kalacak vallahi. Söylenecek her söz söylendi kardeşim. Artık söz bitti. Benim başıma böyle bir şey gelse üzülürüm, kırılırım. Ama sevdiğimi yalnız bırakmam. Hiçbiriniz benim durumumda değilsiniz. Başınıza da böyle bir şey gelmedi ha. Allah korusun gelmesin de zaten. O yüzden bana kimse ne yapacağımı, ne edeceğimi söylemesin. Beni bir salın da. Şş, Zeynep geliyor uşaklar. Hoş geldin Zeynep. Buyur gel otur. Özel konuşuyorsanız sonra gelebilirim. Yok bu Turan kasabadan geldi de. Gel çay. Kim ne yapmış, kim ne etmiş? Bir çay koy Turan. Neler oluyormuş bana da anlatın bakayım. Anlat Turan. Herkese haber göndermişler. Asacağız, keseceğiz. Bir lokmayı muhtaç edeceğiz diye. Ha bir de bir ekip çıkaracaklarmış bizi bitirmek için. Ama onlar kimdir, nedir, ne değildir kimse bir şey bilmiyor. Cevat'ın çocuklarıdır. Hüsrev'le Cahit.
Halil İbrahim Cevat'ı çağıralım dediğinde Şota söylemişti. Bu Hüsrev'le Cahit öyle psikopat ikiyletmiş ki Cevat'ı mumla ararsınız demişti. Ateş olsa cürüm kadar yer yakarlar. Gelsinler. Bütün kozlarını sürsünler. Ta ki mert olup hasımlarının karşısına kendileri çıkana kadar her geleni tek tek indireceğiz. Bu işleri öğrendik ya iyice. Temel! Temel! Ağaçları işaretledik. Aşağıdan gel ha. Bak tuzakladık her yeri. Aşağıdan, aşağıdan. He. Halil İbrahim, az bir baksana. Hayırdır birader? Bizde gizli bir şey mi var? Ya gizli değil, gizli değil de. Diline düşmeyin dedim Turan. Hele hele. Söyle neymiş? Sayımız az. Bana kalsa yetişirim de. Gideyim hastaneye Danur'un yanında olayım dedim. Çok iyi düşünmüşsün kardeşim. Git tabii, git. Çok iyi düşünmüşmüş. Lan bunda düşünecek akıl mı kaldı? Belli ki Zeynep senin aklını başına getirmiş. Aynen öyle oldu. Sizi böyle yüzüstü bırakıp gitmiş olacağım ama gideyim de göreyim. Sen git aileni kurtar. Biz başımızın çaresine bakarız. Evet kardeşim, sen bizi düşünme. Hatta Sema ile Eda Nur'u al, Genceli ailesine geçin. Biz de arkanızdan geliriz evvelallah. Eyvallah. Hadi. Dikkat et. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin ha. Lokot kafalı, kendini vurdurma ha. Yürü git, dikkatli git ha. Bana bak. Bak yakalanırsan seni kurtarmaya gelmem. Tamam. He, işaretledik her yeri. İyi bak. Tamam. Al Turan. Allah biliyor ya. İçimden diyordum ki bu Zeynep burada olmasa iyi olur ama bak bir hayra vesile oldu. Temel bugün gitmeseydi bu işin sonu kötü olacaktı. Eşkıyalar neredesiniz? Zeynep, her yere tuzak kurduk. Böyle gel, böyle. Buradan mı? Evet, böyle. Zeynep, sen bu Temel'e bizden farklı ne söylemiş olabilirsin ki? Bu oğlan koştura koştura Eda Nur'a gitti. Belli ki siz onu zaten ikna etmişsiniz de beni bahane etmiş işte. Mermi işi tamam. Temel gitti artık, bir kişi eksiksiniz. Ona vereceğiniz şeyi ben yapabilirim. Şimdi Zeynep, Temel aşk acısı çeken acılar içinde bir adamdı. Biz ona hiçbir şey yaptırmayacaktık. Hatta kendini vurur vurur diye beline silah bile koymayacaktık. Değil mi Halil İbrahim? Evet, evet. Zeynep, sen mağaradan çıkma. O niyeymiş? Buraya gelecek adamlar seni kurtarmaya gelmeyecekler. Mümkünse hepimizi öldürmeye gelecekler. Aklım sende kalmasın. Siz burada çatışırken ben orada oturup sizi mi bekleyeceğim yani? He. Ben hepinizden daha iyi silah kullanırım. Zamanı gelince görürsünüz. Esaslı kızmış ha. Beyler, şu tuzak işini bitirelim. Ben ateş etmeden kimse ateş etmeyecek, tamam mı? Merak etme. Sendeyiz. Haydi uşaklar. Şu suları sakladım iyice. Osman niye onu kurban? Buradayım dayı. Dikkatli gel. Halil İbrahim, bu iş tuzakta olacak iş değil. Batum'dan özel ekip çıkmış. Topla tüfekle gelmiş. Sen hala tuzak peşindesin. Topumuz tüfeğimiz var dayı. Bunlar sadece önlem. Özel ekip çıktığını nereden öğrendin? Oğuz'dan. Tahminin doğru çıktı. Asiye Lata yeğenini Yusuflara yollamış. Onlar da bulunduğun yeri güya ağızlarından kaçırdılar. Güzel. Gelsinler. Zeynep Lata nerede? Mağarada. Dayı. Aslında sen Zeynep'i alsan
Genceli ailesine geçsen iyi olur. Yeğenim sen anlamadın galiba. Üstümüze ordu geliyor. Çok geç artık. Buradan bir yere gideceksek vuruşmadan gidemeyiz. Dağda kızıl ot biter. İçinde keklik örter. Dağda kızıl ot biter. İçinde keklik örter. Eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim. Uslan be Halil İbrahim. Başlıyoruz. Dur. Geri git. Düşmüş uçlarına. Dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Saçlarına kar düşmüş uçlarına. Dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Kar düşmüş uçlarına. Dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Halil İbrahim, o tarafa gidiyorlar. Hadi takip edelim. Tuzağa çekmeye çalışıyorlar bizi. Muhtemelen bizi orada bekleyen birileri var. Osman'ım, mağaraya git. Tamam. Osman! Buradayım! İyi misin? İyiyim. Halil İbrahim nerede? Ne yapacağız? Mağaraya geçin dedi. Hadi gidelim. Hadi durun. Geçit vermez kayalar. Hızlan be Halil İbrahim. Hızlan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Halil İbrahim! Neredesin lan? Neredesin? Çık ortaya! Sen benim babamı öldürdün. Erkeksen çık beni de öldür. Neredesin lan? Yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Kar düşmüş uçlarına. Sık başla sık. Yaslan be Halil İbrahim. Nerede lan? Abi! Bu tarafa sık! Bu tarafa sık! Nerede lan? Nerede? Orada lan! Cahil! Orada lan sık! Öldür şu yalanı! Öldür lan! Zeynep kal!
Zeynep! Kaç! Dur lan Zeynep'i gördüm. Bırak! Lan sıkma Zeynep lan! Şimdi bitirdim lan seni. Lan Zeynep orada diyeyim sana. Lan bana bak. Senden de, Zeynep'ten de çok sıkıldım. Çekil lan önümden! Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Selim, ben bir şey yapmadım. Ya karım orada diyorum. Roket atıyor, bomba atıyor da. Gidiyoruz Selim. Zeynep'i sonra alacağız. Zeynep, iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyiyim, sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Zeynep hemen uzaklaş buradan. Güvenli bir yere git, hadi. Hadi gel, beraber gidiyoruz. Yaralanmışsın. Tamam, korkma. İyiyim Zeynep, iyiyim. Doğru söyle, iyi misin? Halil İbrahim! Zeynep! Zeynep, Halil İbrahim! Halil İbrahim yaralandı. Ne? Yaralandı mı? Tamam kardeşim, Halil, iyiyim, iyiyim. Derviş dayım nerede? Derviş dayım, iyi. İyi, iyi, gelin. Mağarada pansuman için bir şeyler var mı? Var. Tamam, hadi git. Tamam. Hadi Osman, hızlı Osman. Çok acıyor mu canım? Hayır, hayır, hayır. Hiçbirimiz bu tarafta değildik. Bunu arkadan kim sıktı? Halil İbrahim, biraz canın acıyacak ama bunu çıkarmamız lazım. Tamam. Daha önce de başıma geldi. Malzemeler gelince ben çıkaracağım. Sen de baskı yapacaksın. Hayır. Halil İbrahim iyi misin? İyiyim dayı, iyiyim. Hayır. Ne girdi oraya? Ağaç dalı. Bir kamyon kurşun sıktılar. Gire gire ağaç mı girdi? Evet, biraz öyle oldu. Hadi Osman. Halil İbrahim, az ileride pikaplar var. Oraya kadar yürüyebilir misin? Yürürüm dayı, yürürüm. Taşırız olmazsa. Osman gelsin, ondan sonra gidelim. Tamam. Geldim, geldim. Koş Osman. Koş. Al Zeynep. Çekiyorum. Hazır mısın? Hemen sakin ol kızım. Osmanlar, Osmanlar geldiler. Bizimkiler. Herkes iyi mi? Araba kimin Osman? Koş, koş. Halil İbrahim yaralandı. Nasıl yaralandı? Ne oldu? Ne oldu derviş? Ne oldu? İyi, iyi kardeşim, iyi. Vuruldun mu? Nereden vurdun? Ne oldu? Yok, vurulmadım, vurulmadım. Kork, kork. Ah ulan, boş boş dolaşacağıma gelip yanınıza duracaktım. Boş sizinle boş konuşma, bir şey yok. İyiyim de kardeşim, anlatacağım hepsini. Geç, geç. Kur'an parçası battı benim de. Gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Al kardeşim, bak. Tamam, tamam. Bana hemen sıcak su lazım. Pansuman yapıp yarayı dikmem gerekiyor. Tamam, ben getiririm şimdi. Ya bir hastaneye götürseydiniz, burada nasıl olacak o iş? Hastaneye gidemeyiz. Ben hallederim. Nasıl yapacaksın? Ne anlarsın sen? Ya ne demek ne anlarsın Fatma teyze? Veteriner ya Zeynep. Yani Osman'ın doktoru bir nevi. He, çok komiksin Tören. Şakanın tam sırası. Hayret bir şey ya. Uşaklar, sulandırmayın. Adamla ilgilenin de. Hadi biz çıkalım. İğne iplik var mı? Var, ben getireyim. Temel. Danur nerede? Güvende, güvende. Leto olmaya karar vermiş Asiye'nin evinde. O ne demek? Güveninden ikna etmiş karımı doğurtmaya. Torun bakacakmış evde. Keşke o kadın da bugün orada olsaydı da onu da ben vursaydım. Temel gel sen şuraya bastır. İyice bastır. Ben şunu sterilize edip geliyorum. Sık kolumu kardeşim. Benim kardeşim aslan gibi. Arkadaşım. Yine deli deli daldın değil mi oraya buraya? Daldı. Ateşin düşmüş biraz. Evet. Daha iyiyim. Hadi çorbanı iç de sana antibiyotiğini vereyim sonra. Aşağıdan bir haber var. Kim getirdi haberi? Sema. Neymiş? Annem Şota'yı göndermiş bize ulaşması için.
babamı ikna etmişler. Eğer Halil İbrahim kabul ederse sulh olalım demiş. Nasıl olacakmış o iş? Bunca kan döküldükten sonra. O kadarını bilmiyorum da. Abimi aramamı söylemiş. Abimi arayıp bir görüşme ayarlayabilirmişiz. Yeni bir tuzak yani. Abim tuzak kurmaz Halil İbrahim. Ona güvenebiliriz. İşin ucunda ben varsam annem de abim de beni tehlikeye atacak bir şey yapmazlar. Zeynep. Senin ailen pek sözünde duran bir aile değil. Ailemi tanıyorum Halil İbrahim. Ama bu insanlar bizim yüzümüzden, en çok da benim yüzümden bir zarar görsün istemiyorum. Asiye bile rahat durmuyor. Eda Nur'u gidip alıkoymak ne demek ya? İnsanların hayatına mal oluyoruz. Belki bunu değiştirebiliriz. Ne yapmamı istiyorsun? Abimi arayabiliriz. Eğer abim birine zarar gelmeyeceğini söylerse bunu sağlar. Tabii karşılığında şartlar olacaktır. Ne gibi? Bilmiyorum. Bunu görüşmeden öğrenemeyiz. Vücudundaki yaralar nasıl oldu? Kaza. Kurşun yarası onlar. Kazara kurşun değinilebiliyor. Dalga mı geçiyorsun benimle? Zeynep. Eğer bir aksilik olursa, istenmeyen bir durum yaşanırsa, ne abine doğru koş, ne de benim arkamda dur. Ne yapayım Halil İbrahim? Alakasız bir tarafa doğru koş. Burada kimse sana zarar vermek istemeyecektir. Bütün sevdiklerim zarar görsün, bana bir şey olmasın, öyle mi? Gerekirse öyle. Geliyorlar. Abi. Zeynep. Çok şükür iyisin. İyiyim, bir şeyim yok. Siz Şota'yla biraz açılın. Biz de Halil İbrahim'le bir baş başa konuşalım. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun abi. Zeynep. Bir müsaade et güzelim. Hadi. Mümkünse sizler de. Her şeyden önce kız kardeşime zarar vermediğin için teşekkür ederim. Kardeşin hepinizden mert. Ben mert, dürüst, sözünün eri insanlara zarar vermem. Eyvallah. Namert diye bahsettiğin o dünkü çakallar sanırım, değil mi? Neyse ki babaları gibi onlar da hak ettiklerini buldular. Bulacak. Herkes hak ettiğini bulacak. Bulsun bakalım. Da bir şey merak ediyorum. O Levent'i niye sağ bıraktın? Demek akrabasının kafasına sıkan o. Odur, yapmıştır. Beklerim ondan. Madem Levent'in ölmesini istiyorsun, neden kendin yapmadın bunca zaman? Kız kardeşini yaktın. Bak Halil İbrahim. İstanbul'dan geldin. Belli ki buraları unutmuşsun sen. Burada her şey bir denge içinde yürür. Dengeleri bozarsan her şey allak bullak olur. Kimin dost kimin düşman olduğunu anlayamazsın. Şu an seninle karşı karşıyayız. Birbirimizi tartarız, ölçer biçer, ona göre davranırız. Ama dengeler sarsılınca biz seninle böyle yüz yüze bakamayız.
istiyorsun benden? Bu kavga bitsin istiyorum. Kız kardeşim evine dönsün istiyorum. Sen de arkadaşlarınla daha fazla zarar görmesin istiyorum. Bugün değilse de bir gün. Bak sevdiğin kollarım da öldü. Arkadaşlarım da ölmesin. Hiçbirimiz daha fazla zarar görmeyelim istiyorum. Nasıl güveneceğim senin sözüne? Yarın baban çıkar. Bu söz benim değil, oğlumun sözü derse. Ne yapacağız? Demeyecek Ali İbrahim. Demeyecek. Ben buraya babamın teklifiyle geldim. Sadece kendi sözümle değil. Neymiş teklifi? Eğer kabul edersen... Tabii... Zeynep de hayır demezse... Damadımız olmam. Anlamadım. Kan davasını bitiren şey akrabalıktır. Hem sen Zeynep'i kaçırdın madem. İnsanlar konuşur, laf olur, sıkıntı olur. Ama evlenirseniz ne Zeynep'e, ne sana, ne de sevdiklerine o saatten sonra kimse zarar veremez. Sakın çıkarmayın silahları. Siz bu kadarsınız işte. Sözünüz de bu kadar kendiniz de. Benim bir alakam yok Ali İbrahim. Abi ne yaptın sen? Zeynep yemin ederim bilmiyorum. Alakam yok benim. Demek Balı Bey ha? Al bakayım şu terörü. Tutun şunu. Kal orada. Ali İbrahim Karasu. Bizimle geliyorsun, silahını ver. Ne suçu varmış da tutukluyorsunuz? Çok suçu var. Çok suçu var da en önemlisi seni zorla alıkoymuş olması Zeynep. Kimse beni zorla alıkoymadı. Dalda kızılot biter. İçinde keklik örter. Dalda kızılot biter. İçinde keklik örter, eşkıyadan da beter. Osman be Halil İbrahim, Osman be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına. Alın Halil İbrahim Karasu'yu. Yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim, kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim, derede su durur, dal köprüler su durur, daldan köprü kurulur, el yerine vurulur. Aslan be Halil İbrahim, aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.